Merhaba arkadaşlar. Şimdi de 7. sınıfta yeni geçenler için 6. sınıfın telafi derslerinden oran konusunu işleyeceğiz, matematik konularından. Hemen başlarım. Peki oran neydi? Bir hatırlayalım oranın ne olduğunu. Çoklukları karşılaştırma aslında oran. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun ölçülerinin bölüm şeklinde yazılarak karşılaştırılmasına oran deniyor. Yani şu aslında. İki tane çokluğu birbirine bölmeyi oran diyoruz. A ve B iki çokluk olsun dersek A'nın B'ye oranı, burada şu önemli. İlk söylediğimiz üst tarafta, ikinci söylediğimiz alt tarafta. Yani A'nın B'ye oranı dediğimizde A üstte, B altta. Yani A bölü B şeklinde. Veya bölüyü bu şekilde yazabiliriz ya da bu şekilde yazabiliriz. Hiç fark etmez. Bunların hepsi bölme işareti. Ama kesirle daha çok kullanacağız. O yüzden A'nın B'ye oranı dediğimizde ilk söylediğimiz A yukarıda, B de ikinci söylediğimiz aşağıda olacak. Mesela burada örnek var. Diyor ki yukarıda eş karelere ayrılmış bütünde. Evet, burada sarı boyalı kare sayısının mavi boyalı kare sayısına oranı. Yani sarıların sayısı üstte olacak, mavilerin sayısı altta olacak. Sarılar görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane var. 4 üstte ve maviler de altta olacaktı. Maviler de 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. Mavi de altta. Evet, diğer örnek. Diyor ki burada aşağıda çatal ve kaşıkların sayılarına göre işte istenen oranları bulacağız. Önce kaç tane ne var bulalım? Çatal, kaşık dersek çataldan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yazdık. Kaşıktan da 1, 2, 3, 4 tane var. Şimdi bakalım ne istiyor bizden. Çatal sayısının kaşıkların sayısına oranı. Yani çatal üstte olacak 6, kaşık altta olacak 4. Burada eğer test soruları olursa bu şıkta olmayabilir. O yüzden ben her zaman kesirli bir ifadenin en sade halini bulmaya çalışacağım. Bunların ikisini de 3'e, 2'ye bölebiliriz. 2'ye böldüğümde 3, 2, yani ilk sorunun cevabı 3 bölü 2 diyeceğiz. Kaşıkların sayısının çatalların sayısına oranı. Zaten yer değiştirmiş hali. Yani kaşıklar üstte, 4, çatallar altta. Yine sadeleştirdim ben bunu. 2 bölü 3 olarak yazabilirim. Çatalların sayısının çatal ve kaşıkların sayılarının toplamına. Yani çatalların sayısı üstte, çatallar kaç tane? 6. Toplam olan sayı da, yani 6 çatal, 4 tane kaşık toplamda 10 var. Bu da aşağıya. Yine sadeleştirirsem 2 ile 3 bölü 5 olarak oranı söyleyebilirim. Evet, diğer soruya bakalım. Diyor ki burada sarı olan yerlerin, yani parçaların alanlarının tüm şeklin alanına oranını bulacağız. Ve bu oranları küçükten büyüğe sıralayacağız. A'da toplamda kaç parça var? 1, 2, 3, 4, değil mi? Şimdi ben ne istiyordum? Yukarıda bakalım. Boyalı bölgelerin alanının tüm şeklin alanının oranı. Yani boyalı bölge üstte, tamam parçaların sayısı da altta. Kaç boyalı var burada? 3 tane boyalı var. Kaç tane toplam parça var? 4 tane. Yani boyalıların tüm şeklin alanının oranı 3 bölü 4. Şimdi buraya bakarsak boyalılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu üstte. Toplamda da 4 sıra burada. 4 tane de yatay sıra var. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 tane toplam kare var. Toplam olan 16 yani. Şimdi buraya bakalım. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5 tane boyalı parça var. Toplam parça sayısı da 3 tane de boyasız olduğuna göre toplam 8. Şimdi bunlar bir kesir. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksam eğer birkaç yöntemim vardı. Paydalarına baktığımda 4, 16, 8 bunları eşitlersem hangisinin en küçük, hangisinin en büyük olduğunu anlayabilirim. Hemen payda eşitlemek için bu kesri 4 ile çarpalım ki paydası bunun gibi 16 olsun. Bu kesri de 2 ile çarparsak yine 16 olur. O zaman ilk kesrimiz 12 bölü 16 oldu. İkinci kesir zaten aynı, 7 bölü 16, bu dursun. Son kesirde çarptığımda 2 ile 10 bölü 16. Ne yapıyorum? Eğer paydaları eşitse payı küçük olan daha küçüktür. Yani en küçük burada B şıkkı, sonra 10 olan C şıkkı,
en büyük de 12 paya sahip A şıkkı. Evet. Diyor ki oranlardan biri verildiğinde diğerini bulma. Bu çok problemlere dayalı sorular. Bunun tabii bir üst kademesi de var. Gerçek sayıları bulma. Şimdi bakalım önce ne ifade ediyor burada bize. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranı ifade edilebilir. Diyor ki sadece hikaye ve şiir kitapları olan bir kitaplıkta hikaye kitaplarının sayısının şiir kitaplarının sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Bu ifadeye göre kitaplık hikaye kitaplarının sayısı 2 birim ise şiir kitaplarının sayısı da 3 birim olur. Kitaplıktaki toplam kitap sayısı da 5 olur. Yani şöyle diyeceğiz. Ben bir soruda oran gördüğümde şimdi oranı yazacağım. Hemen bakacağım. Neyin neye oranı? Yani ilk söylediğim üstte, ikinci söylediğim altta. Hikaye kitaplarının şiir kitaplarına dediğine göre hikaye kitapları üstte, şiir kitapları altta. Hemen ben şunu diyebilirim. Orana göre, bakın gerçek sayılar değil bunlar. Çünkü bu kesir en sadeleşmiş hali olabilir gerçek sayıların. Ama orana göre eğer hikaye kitaplarının sayısı 2 olursa şiir kitaplarının sayısı 3 olur. O zaman toplam kitap sayısı da 5 olur. Unutmayın bu orana göre. Örneğin bunların katı da olabilir. Hikaye kitapları 4 olursa, 2 katına çıkarsa bu da 2 katına çıkar. 6 olur. Bu da 2 katına çıkar. 10 olur diyebiliriz. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Orana göre mutlaka kaç olduğunu şeklinde şimdi yazdığım gibi yazarsanız diğer sorulara daha kolay çözüm sağlarsınız. Şimdi bakalım buradaki sorulara. Bir torbada sadece mavi ve yeşil boncuklar vardır. Yani başka bir renk boncuk yok. Mavi boncukların sayısının torbadaki tüm boncukların sayısına oranı 7 bölü 13. Hemen şöyle yapıyorum. 7 bölü 13 olduğunda neyin neye oranıydı? Mavi boncukların tüm boncuklara. Yani mavi 7 tane ise toplam diyelim şöyle. Toplamda 13 tane. Mavi 7 toplam 13 gerisi neydi peki? Yeşildi. O zaman yeşillerin sayısı da kaç olması lazım? 13'ten 7 çıkardığında 6 olması gerekir. Şimdi soruları cevaplayalım. Torbadaki mavi boncuk sayısının yeşil boncuk sayısının oranı. Mavi kaç olması gerekiyordu? 7. Tabi orana göre gerçek sayılar değil. Yeşil kaç? Şimdi bulduk 6. Gelelim aşağıya. Bu aynı sorunun aslında şıkları vardı burada. A'yı yapmış olduk. Yani burada kaç demiştik? Mavi. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Mavi 7 ise yeşil de 6 idi. Toplam sayıda 13'tü. Yukarıda bunu bulmuştuk. Buradaki mavinin yeşili oranı yani 7 bölü 6 olduğunu söylemiştik. Şimdi bakalım B'ye. Torbadaki yeşil boncukların sayısının mavi boncuklara yani yeşil üstte 6, mavi altta 7. Torbadaki yeşil boncukların sayısının yani yeşil 6 bölü tüm boncukların sayısına tamamında 13'tü. 6 bölü 13 diyebiliriz. Gelin diğer soruya. Diyor ki elimdeki kitapta okuduğum sayfa sayısının okumadığım sayfa sayısının oranı. Hemen şöyle diyelim. Okunan okunmayan. Peki okuduğum sayfa üstte yani 3 olursa okuduğum kısım okunmayan kısım da altta 11 olur. Peki nasıl oldu bize? Esin'in söylediği ifadeye göre okumadığı sayfa sayısının okuduğu sayfa sayısının oranı. Yani bu sefer okumadığı üstte yani 11 üstte okunan da altta yani 3. Gelin buraya. Yandaki halının uzun kenarının kısa kenarına oranı. Yani 9 bölü 4. Uzun kenar 9 ise demek kısa kenar 4 olmalı. Orana göre bunlar unutmayalım. Buna göre halının kısa kenarlarından birinin uzunluğunun halının çevresine oranı kaçtır? Çevre bütün kenarların toplamı. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre alt kenar 9 ise üst kenar 9. Sağ taraf 4 ise sol tarafta 4. O zaman çevreyi bulursak önce biz. Burası ikisi 9, 4 da 13 yapar. Bunlar da 13 yapacak. 13, 13, 26 yapmış oldu. 26 birim. Peki ne istiyor bizden? Kısa kenarın yani 4'ün
çevreye yani 26'ya oranı. Yine bunu sadeleştirsek 2 ile 2 bölü 13 olmuş olur. Bakalım diğer soruya. İşte bu da gerçek orana bakıp gerçek sayıları bulma ile ilgili bir soru. Hemen bakalım. Burada bir oran var. Oran ne ifade etmiş bize? Hamzanın yaşının kudretin yaşının oranı. O zaman şöyle diyelim. Bu yazdıklarım orana göre. Ne var? Hamza var ve kudret var. Orana göre Hamza'yı ilk söylemiş üstteki 3, kudret ikinci söylemiş alttaki 8. Şimdi bir de gerçek diyelim buraya. Gerçek olan ne? Kudreti biliyoruz değil mi? Kudret gerçekte 32 yaşındaymış. Yani bu 8 değil de 32'ymiş. Bana neyi soruyor buradan? Hamza'nın kaç yaşında olduğunu soruyor. Benim burada bildiğim şu. Kudret orana göre 8 ama gerçekte 32. Demek ki 8 değil de 32 olacak gerçek sayı. Yani kaç katına çıkacak? 4 katına çıkacak. O zaman aynı mantıkla da Hamza 4 katına çıkar. 3 çarpı 4'ten Hamza'nın gerçek yaşı da 12 olur. Evet, burada aynı veya farklı birimli iki çokluğun birbirine oranı. Yani birimli oran ve birimsiz oranın ne olduğunu inceleyeceğiz. Diyor ki aynı birime sahip iki çokluğun karşılaştırılmasından elde edilen orana birimsiz oran denir. Yani aynı birime sahip. Sen ne diyor burada? Ali'nin 8 kalemi, Nur'un 6 kalemi vardır. Ali'nin kalemlerinin sayısının Nur'un kalemlerinin sayısına oranı buradan 8 adet, 6 adet. İkisi de adet yani sayı belirttiği için, tane belirttiği için aynı olunca bunlar şöyle sanki düşünün. Aynı olunca bunlar sadeleşir ve bir birim kalmaz. Birim kalmadığı için sadece sayılar kaldığı için buna biz birimsiz diyoruz. Yani aynı birimler olursa birimsiz. Farklı birime sahip olan iki çokluğun karşılaştırılmasında elde edilen orana da birimli oran diyoruz. Mesela bu demiş ki burada. Caner 15 TL'ye 2 kilogram çilek almıştır. Çileğin fiyatının çileğin kütlesinin oranı. Çileğin fiyatı 15 TL. Çileğin kütlesi de 2 kilogram. Yani 15 TL bölü 2 kilogram. TL ve kilogram ikisi farklı farklı çoklukları ifade eder. TL para birimidir. Kilogram kütle birimidir. O yüzden bunlar birbirinin aynısı değil. Birbirine dönüştürülemez de. Örneğin kilogramı ben TL'ye veya TL'ye kilograma dönüştüremem. O yüzden bunlar birbirine götürmediği için 15 bölü 2 birim de yanında TL bölü kilogram olarak bu şekilde yazılır. O yüzden bakın birim kaldığı için bu oran birimli olandır. Yani birbirini götüremiyorsa, aynı olamıyorsa birimler, farklıysa birimli. Birimler kaldığı için. Aynılar birbirini götürür, kalmaz birim. O yüzden birimsiz olur. Not. Yol zaman oranı kilometre bölü saat veya metre bölü saniye birimleriyle ifade edilir. Bu oranlar birbirine dönüştürülebilir. Zaten bu aslında yine ilk dönem konularından bir tanesiydi. Kısa yolunu söylemiştik. Mesela burada kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmiş. Kilometreyi metre yapmak için 1000 ile çarpıyoruz. Bakın burada onu yapmış. Sonra da saati saniye yapmak için de 3600 ile çarpıyoruz. Veya metre bölü saniyede bunu 20'yi, burası aslında 20 bölü 1 olarak düşüneceğiz. Metreye kilometre yapmak için 20'yi, üstteki metreydi ya 20 metre. Bunu 1000'e bölüyorum. Bu da 1 saniyeye. Onu da 3600'e bölerek ne yapıyorum? Kilometre bölü saat yapıyorum. Aslında burada bizim yapacağımız ifade ne olabilir arkadaşlar? Bunu birazdan size söyleyeyim. Yine örneğe geçince. Kısa yolunu gösteren şimdi yani. Tabii bu soruda mı bakayım? Hayır, bu soru değil. Bir dahaki sorularda o birimleri birbirine çevirme olunca size kısa yolunu hemen söyleyeceğim. Yani kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirsek ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim birazdan. Şimdi bakalım bu sorulara. Yukarıda bir zürafa ve zebbanın boy uzunlukları ve kütleleri verilmiştir. Buna göre oranları bulunuz ve cevaplayınız. Diyor ki zürafanın boyu kaç? 480. Şuraya yazalım. Ne ama? Santimetre. Artık birimler de var yanında. Zebbanın boyu da 150 santimetre. Zürafanın kütlesi, ikinci B'ye geçtik, 1000 kilogram.
bölü Zeba'nın kütlesi de 300 kilogram. Zeba'nın boyun uzunluğu, Zeba'nın boyu 150 santimetre bölü Zeba'nın kütlesi 300 kilogram. Zürafanın kütlesi 1000 kilogram bölü Zeba'nın boy uzunluğu, Zeba'nın boyu da 150 santimetre. Diyor ki bu oranların hangileri birimsiz, hangileri birimli? Şık olarak yazarsak. Neydi? Örneğin A şıkkında bakın santimetre santimetre. Bunlar birbirini götürdü. Bu birimsiz. Yani diyelim ki şöyle. A. Başka var mı? Kilogram kilogram aynı. Birbirini götürebilir. O zaman B de bunların ikisi birimsiz. C'de ise 1 santimetre 1 kilogram. Ben santimetreyi kilograma çeviremem. Biri uzunluk, biri kütle birimi. O yüzden bunun birimi kalır. Santimetre kilogram olarak kalır. Yani bu birimlidir. C. Yine kilogram bölü santimetre. Bunlar da birbirinden farklı olduğu için bunun da birimi kilogram bölü santimetre olarak kalır. Bu D de nedir? Birimlidir. Evet, bakalım buraya. Bir otobüs iki şehir arasında 4 saatte 200 kilometre yol almıştır. Otobüsün aldığı yol ne kadar? 200 kilometre. Geçen süreye oranı yani 4 saat. 204'e bölünebilir arkadaşlar, değil mi? 204'e bölsem kaç yapar? Şurasını söylüyorum. Tam 50 yapar. Kilometre ve saat. Bunları yok sayamıyorum çünkü aynı birimler değiller. Farklı birimdeler. Biri yol yani uzunluk, biri de zaman ölçüsü. O yüzden 50 kilometre bölü saat olarak birimi burada kalmış olur. Evet, buraya bakalım. Bir otobüs iki şehir arasında 4 saatte 200 kilometre yol gitmiştir diyor. Ha, bunun üstteki aynısı da aslında yolun geçen süre oranı A şıkkıydı. Hemen bir daha burada yazarsam 200 kilometre bölü 4 saat demiştik. Bu da 50 kilometre bölü saat oldu. Peki bu oranı diyor ki metre bölü saniye yap. Şimdi burada şunu anlatalım. 50, bu 50'yi bölü 1 olarak yazabiliyoruz. Burada üstteki kilometre, alttaki saat. Şimdi ne istiyor? Kilometreyi metre yap, saati saniye yap. Kilometreyi metre yapmak için 1000 ile çarpıyorum. 50.000 olur, değil mi? Ve saati saniye yapmak için de 3600 çarpıyorum. 1 çarpı 3600 de 3600 olur. 2 tane sıfır götürdüm. Ne kaldı geriye? 500 bölü 36. Tabii ki burası artık metre, burası artık saniye oldu. Peki biraz daha sadeleştirmeye çalışalım bunu biz isterseniz. İkisini de 2'ye bölersem 250 metre bölü 18 saniye. Hala 2'ye bölebiliyorum. Bir daha böleyim. 125 metre bölü 9 saniye. 9'a bölebiliyorum. Niye? 9'a bölünmek olan şuydu. Toplayınca 9'un katı olacak. Burası 7, 8. Yani 8 yaptığı için 9'a bölemiyorum. O yüzden böyle kalır. Demek ki bu 125 bölü 9 metre bölü saniye olarak kalacak. İşte şimdi lafı gelmişken ben size bunların kısa yollarını anlatayım. Zaten bu son sorumuza da geleceğiz. Onu da yapalım. Soru anlatayım isterseniz. Şurada kenara yazacağım yani şimdi. Evet, burada bir karınca 10 saniyede 6 metre yol alıyor diyor. Karıncanın aldığı yolun yani 6 metre yol geçen süre 10 saniye. Bunu sadeleştirirsem 3 bölü 4 2'ye bölmek isimde metre bölü saniye olarak yazabilirim birimini. Şimdi bunu kilometre bölü saat diyor. Ben şimdi size kısa yolunu söylüyorum. Eğer ben kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevireceksem ilk bana verilen kilometre bölü saat olarak verilen çokluğu çarpıyorum 1000 ile çarpı 1000 sonra bölüyorum 3600'e. Eğer tersini yapacaksam metre bölü saniyeyi
kilometre bölü saat yapacaksam da tersini çarpı 3600 bölü 1000 yapıyorum. O zaman bunu da öyle yapalım. Bunu ben 3 bölü 4 metre bölü saniyeyi, hatta şöyle düşünelim. Ben o 6 bölü 10'u istersem 0,6 metre bölü saniye olarak yazabilirim. Çünkü 6 bölü 10, 10 0 tam 10'da 6 demektir. Bunu kilometre bölü saat yapıyorum. Yani metre bölü saniyeyi kilometre bölü saat yapacaksam orada verilen çokluğu çarpıyorum 3600'de, bölüyorum sonra 1000'e. Yani şu 0,6'yı çarpacağım 3600'de. Çarpınca ben bunu şöyle düşünelim. 36 çarpı 6 yapayım bir kere şurada. 6 kere 6 36 elde var. 3 6 kere 3 18 3 daha 21. 216 oldu. Ama burada 2 0 vardı ya. Virgül 2 sağa gelecek diyelim. Yani 60 olarak düşünebiliriz burasını çarpınca. Şöyle 60 çarpı 36 olarak düşünebiliriz. O da bir sıfır eklenmiş hali olacak. 2160 kilometre bölü saat olmuş olacak. Evet, böyle sorularımız bitmiş oldu arkadaşlar. Diğer konuda görüşmek üzere.